Merhaba arkadaşlar, ben Anlatan Adamlardan Tuğberk. Bu videomuzda frenlerden bahsedeceğiz. Her zaman motorlardan, işte yeni çıkan teknolojilerden, rekor kırılan 0-100 zamanlarından bahsediyoruz. Ama bütün bunların arkasında sessiz kalan, ismi çok anılmayan bir kahraman var. O da frenler. Aslında baktığımız zaman otomobillerimizin fren sistemi yıllar geçmesine rağmen mantıksal anlamda çok da fazla değişmedi. İlk otomobillere baktığınız zaman tahta bir parça kullanılıyordu. Tahta blok bir mekanizma sayesinde ayağınızı ittirdiğiniz zaman tekerleğe değiyordu ve sürtünme oluşturarak sizi yavaşlatıyordu. Bugün ise yine aynı şekilde ayağımızı frene bastığımız zaman fren balataları fren disklerine sürtünerek bizi yavaşlatıyor. Mantık çok değişmedi ama mühendislik anlamında ve teknoloji anlamında aşırı fazla şey değişti. Sadece frenlerin yaydığı enerji bir eve yetecek kadar enerji üretebiliyor ve bunu uzunca bir süre sağlayabiliyor. Hadi şimdi bu nasıl oluyor? Frenlerin arkasındaki mühendislikte ne var? Zorluklar neler? Bunlardan bahsedelim. Videonun başında dedik ki frenlerin ürettiği enerji bir eve yetebilir. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi yakından bakalım. Aslında çok kolay bir hesaplama yöntemi var. Ortaokul ya da lise fiziğinden belki hatırlayacağınız kinetik enerji formülü burada işimize yarayacak. Nedir bu formül? 1/2 mv kare. M dediğimiz kütle, v dediğimiz hız. Oldukça basit bir formül. Peki bunu nasıl kullanacağız? Oldukça basit. Otomobilimiz hareket halindeyken belli bir kinetik enerjisi var ve bunu az önce bahsettiğim formülle hesaplayabiliriz. Ve eğer bu hızdan sıfıra düşürmek istiyorsak aradaki kinetik enerji farkı frenler tarafından alınıp ısı enerjisine çevrilecek ve etrafa yayılacak. Otomobillerimiz de zaten bu şekilde duruyor. Kinetik enerjiyi ısı enerjisine çevirerek oldukça ilkel bir mantığı var yani. Hızlıca hesaplamaya geçecek olursak kütle dedik. Bugün standart bir aile otomobili yaklaşık ya da hatchback 1400 kilo civarında bir kütleye sahip ve 100 kilometreden sıfıra tamamen durur hale geçtiğimizde ne kadar enerji dağıtacağız bunu hesaplayacağız. Ancak burada ekstradan bir şeye ihtiyacımız var. O da birim çevrimi için. Bu formülde sayıları yerine koyduktan sonra yani 1/2 çarpı 1400 çarpı 100'ün karesi 0.077 ile çarpacağız ki birimler birbirini tutsun, doğru birimlerle hesaplayabilelim. Bunları yaptığınız zaman karşınıza 540 bin civarında bir sayı çıkacak. 540 bin jül enerji aracınızı 100 kilometreden tamamen durur hale geçirdiğinizde ortaya çıkacak. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki iyi güzel hesapladın, tamam 540 bin de bize verdin ama bu ne anlama geliyor, ne demek? Şöyle gündelik bir şeyden örnek verelim. 1 litre suyu kaynatmak istiyorsanız eğer yaklaşık 334 bin jül enerjiye ihtiyacınız var. Peki biz az önce ne kadar hesaplamıştık? 540 bin jül hesaplamıştık. Yani neredeyse bunun 1.5-1.6 katı kadar bir şey. Peki bu ne demek? Siz 100 kilometreden sıfıra dururken eğer frenlerdeki ısı enerjisini böyle alıp bir tencereye, bir kettle'a doğrudan aktarabilseydik farazi olarak, bunu yapamıyoruz ama yapabilseydik 1.6 litre hacmindeki bir suyu kaynatabilecektik. Ve bir otomobilin yaklaşık 100'den 0'a düşmesi 3 saniye alır. 1.5 litre suyu 3 saniye içinde kaynatabilirdiniz. Bu kadar büyük bir enerji bu kadar kısa bir süre içinde açığa çıkıyor. Tabii bu bahsettiğimiz gündelik standart bir otomobilin 100'den 0'a düşmesi. Ama günümüzde artık süper arabalar, hiper arabalar, inanılmaz hızlanan arabalar var. İşte 400'ler, artık 400 km saatin üstleri falan hayal değil, oldukça olağan şeyler. Peki bu araçlarda ne oluyor dersiniz? Aynı enerji formülünü yine kullanıp ufak bir hesap daha yapabiliriz. Bu seferki hesabımız biraz daha farklı bir otomobil için olacak. Birkaç yıl öncesinde fren rekorunu kıran, daha doğrusu 0-400-0 rekorunu kıran Koenigsegg Regera için baktığımız zaman yine sayıları yerine koyacağız. Bu sefer 400 km bölü saatten sıfıra düşerse ne olur hesaplayacağız. Ama burada önemli olan ortaya çıkacak olan enerji bizim standart otomobilimizden az önce yaptığımız hesaptan 18 kat daha fazla enerji açığa çıkacak. Az önce sudan örnek verdik gündelik olsun diye. Şimdi bu kadar büyük bir enerji ne anlama geliyor? Standart bir evin bütün işte buzdolabı, çamaşır makinesi, işte günlük ihtiyacı, elektrikler, ışıklar, lambalar, kettle'lar, çay kaynattığınız vesaire bütün bunları ortalama alırsak standart bir eve
2 saat boyunca yetebilecek kadar enerji demek bu arkadaşlar. Elektriğe çevirebilseydik ısı enerjisini, evinizi 2 saat boyunca o enerjiyle kullanabilirdiniz hiçbir eksik gedik olmadan. Ve bunu Regera 8.6 saniyede yaptı. Düşün, size 2 saat yetecek olan enerji sadece 8.6 saniye içinde frenlerden dünyaya yayıldı. Fren mühendisliğinin arkasındaki bütün zorluksa işte burada başlıyor. Az önce bahsettiğim bu çok yüksek sayılar yüzünden oluşuyor. Bütün bu ısı enerjisi disklerin ve balataların ısınmasına neden oluyor. Temel anlamda bütün fren sistem komponentleri ısınıyor. Buna fren hidroliği de dahil. İşte bütün zorluklar da burada açığa çıkıyor. Frenleme esnasında standart otomobilinizde yaklaşık 100-150 derece kadar sıcaklığa çıkar fren diskleri. Bu çok aşırı yüksek bir sıcaklık değil ama tabii ki hala elinizi değdirdiğiniz zaman canınızı oldukça yakacaktır. Eğer biraz daha spor otomobillere, böyle pist koşullarında kullanılabilen Porsche, Lamborghini, Ferrari gibi otomobillere baktığımız zaman bunlar pist koşullarında zorlanırken 600 dereceye kadar çıkabiliyor. Daha da yukarı çıktığımız zaman Formula 1 otomobillerin fren disklerine baktığımızda ise bunlar 1000 dereceye yaklaşabiliyor ve bu inanılmaz bir sıcaklık. İşte çoğu yarış otomobilinde böyle kızarmış fren diskleri, kıpkırmızıya dönmüş, akkor olmuş halinde gördüğünüz zaman bunlar 600-700 derecenin üstüne çıkıp dediğim gibi motor sporlarında artık 1000 derecelere yaklaşabiliyor. Ve bu inanılmaz büyük bir sıcaklık. Her şeyi ısıtıp aynı zamanda malzemenin özelliğini de bozmaya başlıyor. Burada belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Tamam, 1000 dereceye çıkıyor, güzel. Peki çok zorlarsak eğer bu fren disklerini eritme şansımız var mı? Hiç bu soruyu düşündünüz mü? Belki de şu an kendi kendinize düşünüyorsunuz. Bu sorunun cevabı hayır. Nedenine gelecek olursak, frenler ısındıkça malzeme yapısı bozuluyor dedik. Hem diskler hem balatalar sıcaklıkla birlikte artık aradaki sürtünmeyi yüksek sıcaklıklarda sağlayamıyor. Sıcaklık arttıkça sürtünme katsayısı düşüyor. Bu tamamen malzemenin yapısından kaynaklı bir şey. Bu da şunu getiriyor. Sıcaklık arttıkça sürtünme düştüğü için daha fazla ısıtamıyorsunuz. Artık teorik bir limite yaklaşıyorsunuz ve yaklaşık 1400 derecelik bir erime sıcaklığı var normal otomobillerdeki döküm demir disklerin ve eritmeniz mümkün değil. Bu ortaya çıkan yüksek sıcaklığı dağıtmak için de daha büyük fren diskleri kullanılmaya başladı. Artık görüyorsunuz spor otomobillerde kocaman fren diskleri var. Kocamanlar fren demişken tabii burada güzel bir örneği var. Kendi arabamda 400 mm'lik bayağı büyük standart bir otomobil için oldukça büyük sayılabilecek frenler var. Bunların üstünden gösterebiliriz. Burada çoğunlukla yanlış bilinen bir gerçek var. O da şu: büyük frenlerin genellikle fren mesafesini kısalttığı düşünülür. Bu çok doğru bir kanı değil. Çünkü kanunlara göre fren sistemi lastik ve yol arasındaki sürtünmeden daha fazla fren gücü uygulayabilmeli. Ne demek? Her türlü frenleriniz lastiğinizin tutabileceğinden daha güçlü olmak zorunda. Ve burada asıl sorun lastik ve yol arasındaki sürtünme katsayısı. Bunu arttırmanın da iki yolu var. Ya daha iyi lastikler ya da daha iyi bir zemine ihtiyacınız var. Aksi takdirde frenleri büyütmenin frenleme mesafesini kısaltacağı gerçeği bir yanlıştır. Frenleri büyütmemizin tek sebebi videonun başından beri anlattığım bu çok yüksek sıcaklıkları tolere edebilmek. Çok fazla enerji harcandığı için, çok fazla enerji açığa çıktığı için fren diskini büyüttüğünüz zaman bütün bu dağılan enerji daha büyük bir kütleye yayılacağı için disklerdeki sıcaklık düşecektir. Asıl amaç da burada bu. Spor otomobillerdeki daha büyük disklerde fren mesafesini kısaltmak için değil, aslında pist gibi çok zorlu koşullarda kullanırken sıcaklıkları aşağıda tutup her zaman frenin sabit bir optimum koşulda çalışmasını sağlamak. Burada büyük bir örneği var dedim. Bu 400 mm frenler ama daha spor otomobillerde daha da büyüyor bu fren diskleri. Artık gitgide daha da büyüyor. Ve otomobillerdeki jantların, spor otomobillerdeki jantların sürekli büyük olmasının bir nedeni de bu. Frenleri sığdırabilmek. Örneğin benim aracımda bu 400 mm frenleri takmak için en az 19 inç jant takmanız lazım. 18 inç jant sığdıramıyorsunuz. Bunu tabii ki bir Lamborghini, Ferrari'ye, McLaren'a vesaire geçtiğiniz zaman işte 20 inçler, 21 inçler, çok daha büyük frenler geldiği için çok daha büyük jantlar geliyor. Ve hatta burada ince bir bilgi daha var. Porsche gibi bazı spor otomobillerin jantının bizim standart otomobillerimizdeki gibi 4 ya da 5 tane bijonla değil, sadece bir tane center'daki, merkezdeki kilitleme sistemiyle bağlandığını görürsünüz.
Bunu çoğu insan estetik için zannediyor. Evet, estetiksel bir yanı var, güzel duruyor. Buna hiçbir şekilde karşı çıkamam. Ama ikinci bir sebebi, mühendislik sebebi ise bunu yaptığınız zaman vizyon aralığı daha küçülüyor. Ortadaki merkezi daha küçük yapabiliyorsunuz ve bu da ne demek? Fren disklerini içeri doğru daha da büyütebiliyorsunuz hacimsel olarak. Ortadaki bağlantı parçasının küçülmesi yeterli. Haliyle diske daha çok yer kalıyor. Fren disklerinden bu kadar bahsettik. Aynı zamanda balatalardan ve fren kaliperinden de bahsetmemiz lazım. Çünkü sadece diski büyütmekle ne yazık ki iş bitmiyor. Bu diske uygun aynı zamanda balatanın da büyümesi gerekiyor. O yüzden kaliperler de büyüyor ve birden fazla baskı noktası oluşuyor. Bu da çoğunlukla ismini duyduğunuz işte 4 piston, 6 piston, 2 piston fren sistemine sahip dediğimiz şeye geliyor. Şimdi yine otomobilimin fren sistemine bakarak bunları rahatça görebiliriz. Kaliperin üstüne yakından baktığımız zaman 3 tane yuvarlak görüyorsunuz. Bunların her biri bir piston ve ön yüzeyde bu pistonlardan 3 tane görüyorsunuz. 3 tane de kaliperin arka tarafında var. 3 piston önden, 3 piston arka taraftan şeklinde balatalar diskleri sıkıştırıyor bu pistonlar sayesinde. Dediğim gibi balata büyük olduğu için ve ortadan sadece tek piston bastırsaydı bu sefer kenarlarda yüksek sürtünme katsayısı oluşmayacaktı. Çünkü balata üzerindeki basınç homojen bir şekilde dağılmayacaktı. Çoğu spor otomobillerde genelde işte 4 piston, 6 piston ön frenlerde bulunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise genellikle daha küçük frenler oluyor. Arka frenlere baktığınız zaman kaliperin içinde 2 tane yuvarlak görüyorsunuz. Bunu da bu şekilde kendi gözünüzle sayabilirsiniz ama çoğu standart günlük aile otomobilinde çok güçlü olmayan modellerde genellikle 1 ya da 2 piston kullanılıyor. Peki önde 6 piston vardı, arkada neden 4 piston var? Sebebi daha arka tarafta daha küçük disklerin olması. Peki bu da bizi diğer bir soruya itiyor. Neden arka frenler ön frenlerden genellikle daha küçük oluyor? Bunun da çok mantıklı bir açıklaması var. Çünkü fren yaptığınız zaman ağırlık transferi gerçekleşiyor. Öne doğru daha fazla kuvvet uygulanıyor. Eylemsizlik sebebiyle araba hala öne gitmek istediği için öne doğru ekstradan bir moment oluşturuyor. Bunun sonucunda da ön aks üstünde arka aksa göre daha fazla yere basma kuvveti oluşuyor. Bir anlamda arka taraf hafiflerken ön taraf daha da ağırlaşıyor. Bu da ne demek? Daha fazla kuvvet bindiği için ön lastikler yere daha iyi tutunabiliyor. Bu da daha fazla fren performansı demek. Bu yüzden de bütün otomobillerin ön frenleri daha fazla iş yapar. Frenlemenin çok büyük bir kısmı ön frenler tarafından gerçekleşir. Bu yüzden de ön frenler arkalara göre her zaman biraz daha büyüktür. Bunu en güzel şöyle anlayabilirsiniz. Ne zamanki arabanıza baktınız, ön jantların her zaman arka jantlardan daha kirli olduğunu göreceksiniz. Hangi araba olduğu önemli değil. Ön frenler daha fazla kullanıldığı için daha fazla fren tozu oluşturuyor. Bu da jantların kirlenmesine neden oluyor. Günlük hayatınızda rahatça görebileceğiniz etkilerden bir tanesi. Günümüzde ise sadece mekanik frenler değil, artık aerodinamik ve elektriksel etkiler de başladı. Aerodinamik frenleme şu, çoğu yeni süper hiper otomobilde arka kanadın frenleme esnasında kalktığını görüyorsunuz. Bu da hava sürtünmesini arttırarak frenlemeye yardımcı oluyor. Ama tek etkisi bu değil, genellikle sadece bu zannediliyor. İkinci etkisi de az önce bahsettiğim öne doğru olan ağırlık transferini geri arkaya alıyor. Arka tarafta oluşan bu ekstra sürtünme arka tarafın daha iyi basmasını sağlıyor. Haliyle 4 lastikte birden eşit şekilde frenleme yapabiliyorsunuz. Frenleme dengesini daha iyi ayarlamanızı sağlıyor. Günümüzün kaçınılmaz olan gerçeği ise elektrikli otomobiller. Onlarda işler biraz daha farklı. Elektrik motorları sadece elektrik enerjisini harekete çevirmiyor. Tersini de yapıp elektrik üretebiliyor. Otomobilin hareket enerjisini elektriğe çevirirken de frenlemeye katkıda bulunuyor. Tabii ki bunu yaparken arada kayıplar oluyor ve %100 çok iyi bir frenleme sağlayamıyorlar şu an için. O yüzden hala elektrikli otomobillerde de mekanik frenler bulunuyor normal arabalardaki gibi. Ancak elektriklilerde frenlemenin bir kısmı elektrik motorları tarafından yapıldığı için frenler bir nebze daha olsa daha küçük olabiliyor. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu konu hakkında yorumlarınız veya anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğer kendi arabanız için bir enerji hesabı yaptıysanız onun da ne kadar olduğunu yine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ki hep birlikte görürüz. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.